Soğuk Savaş'ın yaşandığı en önemli alanlardan biri olan uzay yarışında Sovyet Rusya Yuri Gagarin'i 12 Nisan 1961 tarihinde uzaya göndererek büyük bir başarı kazandı. Dünya dışına ilk insanı gönderme başarısı, eğer geleceği görebilen ve gerekli adımlar atabilen bazı yöneticiler olsaydı, Gagarin'den en az 10 sene önce İngilizler tarafından elde edilebilirdi. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda uzaya ilk insanı çıkartma yarışını İngiltere'nin kazanmasını sağlayabilecekken, İngiltere'nin sisli bürokrasisi arasında kaybolan Megarock projesinden bahsedeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermek üzere olduğu 1945 yılında müttefik birlikleri Almanların meşhur V2 roketlerinin peşine düşmeye başladı. Amerikalılar dağların içine inşa edilmiş V2 fabrikasını ve birincilik ödülü olarak Alman roket çalışmalarının arkasındaki Werner von Braun'u ele geçirdi. Ruslar ise araştırma ve test merkezi Pinomide tesislerini ve projede görev alan bazı mühendis ve teknisyenleri ele geçirdi. İki ülkede V2'ye elde ettikleri bilgilerin üzerine koydukları ile uzay programlarını başlattı. Ancak Alman V2 roketleri üzerine ilk çalışmaya başlayan aslında İngilizlerdi. Almanya işlerinde ele geçirilen V2 roketleri ile Ekim 1945'te bir dizi fırlatma denemesi yaparak roketi ve çalışmasını incelediler. Backfire operasyonu adı verdikleri bu deneyler sonrasında hazırlanan raporda V2 roketinin bir insanı uzaya fırlatacak kadar güçlü olduğu kanısına varıldı. Raporu inceleyen İngiliz Gezegenler Arası Cemiyet üyeleri, V2 üzerinden geliştirilecek yeni bir roket ile bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotunu 300 km irtifaya götürmeyi sağlayacak bir tasarım üzerinde çalışmaya başladı. Tasarlanan yeni roket, yenilikçi öğeler içermekle birlikte halihazırda V2 üzerinde bulunan sistemleri kullanacaktı ve yeni bir teknolojinin geliştirilmesine ihtiyaç duymayacaktı. Megarock adı verilen yeni tasarım, Almanların geliştirdiği V2 roketinin hemen hemen aynısıydı. Tasarımı kolaylaştırmak için roket motoru tamamen aynı bırakılmıştı. Öncülü gibi oksitleyici olarak sıvılaştırılmış oksijen ve yakıt olarak %75 etanol, %25 su karışımı kullanacaktı. Uzaya çıkmak için gereken yakıtı taşıması için ise roketin boyu uzatılmış ve çap arttırılmıştı. Aracın yönlendirilmesinde kullanılan grafit kanatçıkların ebatı daha etkili bir kontrol için büyütülmüştü. Standart V2 roketinde bulunan denge kanatçıkları ağırlıktan tasarruf etmek için sökülmüştü. Bu şekilde roket 320 kg hafifletilmişti. Dengeyi sağlamak için ise ateşli silahlarda mermilerin dengesini sağlamak için döndürülmesi gibi roket pilotu rahatsız etmeyecek ancak dengeyi sağlayacak bir hızda dönecekti. Dengeleyici kanatların olmadığı bu roket 1940'lı yıllar için sıra dışı bir tasarımdı ve zamanına göre en az 10 yıl ilerideydi. V2'nin 1 tonluk savaş başlığının bulunduğu burun kesiminde ise bir insanın sığabileceği basınçlı bir kabin tasarlandı. Kabin, gözlem ve çıkış amaçlı iki kapağa sahip olacaktı. Kabin içerisinde görev yapacak olan pilotsa, yüksek irtifa uçaklarında kullanılan basınçlı giysiyi giyerek görevini tamamlayacaktı. Son haline getirilen tasarımda, roket toplamda 17,5 metre yüksekliğinde, 2,2 metre çapında ve 21,2 ton ağırlığında, yani V2'nin neredeyse iki katı ağırlıkta olacaktı. NASA'nın yörüngeye çıkacak şekilde tasarladığı Merkür kapsülünün aksine, yörünge altı seferi yapacak olan Megarock da ısı kalkanı olmayacaktı. Kapsül yavaşlamak için özel bir paraşüt kullanacak ve bu sayede dengeli ve görece sakin bir yavaşlama imkanı sunacaktı. Denize ya da karaya inebilecek şekilde geliştirilen kabin, Boeing'in Starliner kapsüllerinde kullanılanlara benzer şok emici eteklere sahip olacaktı. Amerikalıların geliştirdiği Mercury roketlerinin astronotlarda yaşattığı 9 G'lik baskının aksine fırlatma sırasında İngiliz astronotlar en fazla 3.3 G'ye maruz kalacaktı. Fırlatmadan sonra aynı günümüzde Blue Origin'in New Shepard roketiyle yapılan yörünge altı uçuşlarda olduğu gibi Megarock roketinde de yakıtını tüketen roket kabin ile bağlarını koparacak ve kabinin kazandığı enerjiyle yükselmesine izin verilecekti. Uzaya çıkan kapsül denge kontrolleri ve manevralar için yakıt olarak hidrojen peroksit kullanan manevra iticilerine sahip olacaktı. Hazırlanan proje ve detaylı çizimleri, Ekim 1946 yılında İngiliz İkmal Bakanlığı'na sunuldu. Sunulan teklifte, gerekli bütçenin ayrılması halinde 1949 ile 1951 yılları arasında ilk insanlı uçuşun yapılabileceği söylendi. Rokette kullanılacak teknolojilerin ve ekipmanların tamamı halihazırda geliştirilmiş ve üretilmiş olduğu için, tasarımın V2 üzerinden uyarlanması ve test denemelerinin yapılması ardından insanlı seferlere hızlıca başlanabileceği de açıklandı.
Teklif, bakanlıkta incelendikten sonra reddedildi ve proje kapatıldı. Projenin kabul edilmemesinin ardında yatan şey ise henüz daha başlamamış olan uzay yarışını ve uzay çalışmalarının geleceğini görememekten öte, İngiltere'nin büyük ve yıkıcı bir dünya savaşından yeni çıkmış olması ve hükümetin iflasın eşiğinde olmasıydı. Savaş sırasında yürütülen sayısız proje ve bunlar üzerine çalışan firmayı desteklemeye yetecek kadar bütçesi olmayan bakanlık, para getirme ihtimali olmayan insanlı uzay uçuşları için bütçe ayırmak istemiyordu. Bunun yerine elindeki parayı Soğuk Savaş'ın ilk zamanlarının en önemli konusu olan nükleer silah sahibi olmaya ve Birleşik Krallığın henüz küçülmemiş muazzam topraklarını korumak için gereken hava gücünü kurmaya harcamaya karar verdiler. Bütçe sıkıntısı çekmeyen Amerika, Wernher von Braun ve Rusya, Sergei Korolev liderliğinde roketçilik çalışmalarına gereken önem ve maddi desteği vererek uzay yarışının başlamasına vesile oldu. Megarok projesi desteklenseydi belki de İngiltere, Sovyet Rusya'dan 10 sene önce uzaya ilk insanı çıkartabilir ve uzay yarışının önemli bir parçası haline gelebilirdi demek istiyoruz. Ancak İngiltere, uzay çalışmaları konusunda sahip olduğu bilgi ve kabiliyeti ilerleyen yıllarda da Karaok projesinde elinin tersiyle itecek ve uzay yarışında kendini sıranın sonuna atmayı başaracaktı. Ancak bu başka bir videonun hikayesi. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.